Ve zaten biz bu coğrafyada olanları konuşmadan önce kuzeyimizdeki bu tabloyu senelerce konuştuk. İlk önce burada insani yaklaşımları Türkiye ortaya koydu. Burada ateşkes sağlanabilmek için, esir takasını sağlayabilmek için, dünyaya aslında hem Ukrayna'nın hem Rusya'nın taleplerini bir şekilde duyurabilmek için elinden geleni yaptı bu anlamda devlet adamları. Aynı zamanda... Tal koridoru hikayemizde önemliydi, önemli bir başarıydı. Dünya o gün itibariyle önemli bir bölümü açlıktan, sefaletten özellikle Afrika e, nispeten kurtulmuş oldu. Şimdi bu cephe eskisine göre biraz daha az görünür ya da bizim tarafımızdan ilgilenir hale gelse de orada da ateş devam ediyor. Hatta iş biraz daha farklılaşma boyutuna doğru gidiyor. Dünkü tespitlerinden birini daha aktarayım, buraya bağlayabiliriz çünkü dünya önümüzdeki 3-4 senede ne yaşar, nasıl bir yeniliğe gider diye sorulduğunda da Hakan Fidan yakın dönemde ekonomik olarak kapışan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in de yine doğrudan farklı boyutlarla karşı karşıya gelme ihtimalinden de bahsetti. Zaten bu karşıtlığın içinde de Çin'in etki alanı altında olan bölgelerde gelişenlerden, gelişmelerden de bahsetmişti. Şimdi Rusya devamında Çin'in işbirliği ve Kuzey Kore'nin de bu işbirliğinin içine İran'la birlikte dahil olması hali zaten çok konuşuluyordu. E, doğrudan dahilini de şimdiki haberde göreceğiz. Kuzey Kore'nin çünkü Kuzey Koreli askerlerin Rusya'nın işgal ettiği topraklara konuşlandırıldığını iddia ediyor Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski. Hatta 10 bin Kuzey Koreli askerin CHP'ye sürüleceği iddiasını da paylaşıyor efendim. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa Kuzey Kore de mi dahil oldu? İddia Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'ye ait. Kordonak... Zelenski, Rusya'nın Kiev'e karşı 10 bin Kuzey Kore askeri konuşlandırmaya hazırlandığını öne sürdü. Kuzey Koreli askerlerin Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarında bulunduğunu söyledi ve bunu Dünya Savaşı'nın ilk adımı olarak niteledi. Kuzey Kore'nin bize savaşmak üzere yaklaşık 10 bin asker göndermeye hazırlandığını biliyoruz. Bu gerçekten acil bir durum. This is really... Zelenski daha önce Kuzey Kore'yi Rus ordusuna asker göndermekle suçlamıştı ama bu kez ilk kez kesin sayı verdi. Öte yandan Kuzey Kore'de orduya akın var. Geçtiğimiz günlerde Pyongyang yönetimi Kuzey Koreli öğrencilerin orduya kaydolma görüntülerini yayınladı. Yaklaşık 1,4 milyon gencin askerlik için başvurduğu belirtiliyor. Ancak Kuzey Kore bu görüntüleri Ukrayna'ya mesaj olarak değil, resmen düşman kategorisini aldığı Güney Kore'ye gözdağı olarak yayınladı. Pyongyang ve Moskova, Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna'da savaştığı iddialarını reddediyor, fakat Ukrayna iki ülke arasında bu yılın başlarında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına dikkat çekiyor. O anlaşma, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngörüyor.